Başladım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir YouTube videomuzun da başlangıcını açıyoruz sizlerle birlikte. Yeni videomuzun içeriği, yani şu an izlediğiniz videomuzun içeriği yeni bisikletim. Acaba hangi bisikleti aldım? Instagram'dan takip edenler bu videoyu paylaşamadan 4-5 gün önceden gördüler bisikleti. Şimdi size göstereyim o zaman. O Instagram'dan takip etmeyen kitle var ya onlara. Hayretten videoya daha başlamadan like yorum atan herkese teşekkür ederim. Şimdi göster kameraman. Bisikleti nereden, nasıl, niye, nasıl aldık? Onlar hakkında size anlatacağım. Şimdi gel. Bisikleti fuar videosunu izleyenler bilir. Bir önceki videomuz. Aziz Deniz Mola'dan gelmişti kardeşimiz bizler için. Onu burada ziyaret ettik. Ziyaret ettik diyorum. Ağırladık. Bir gün İzmir'de kaldı. Ertesi gün fuara geldi. Akşam orada tekrardan yolcu ettik Mola'ya geri. Ondan aldık. Ne kadar aldığımı ben hiçbir zaman bisikleti falan söylemiyorum. Ya da sattığım fiyatı her zaman söylemiyorum yani. Alışveriş şeylerin fiyatını söylemiyorum. Ondan aldık. Takas işlemi vardı. Takas üstüne para bir şeyler yaptık işte. Bisikletimiz bu halde bana göre, yani belki çoğu kişinin bisikleti öyledir ama bana göre bisikletin ufak tefek sorunları var. Onları hallederek başlayacağız. Ondan sonra belki bir jant değişikliği veya belki bilmiyorum bu renk değişikliği mi yapsak? Yapalım mı ki bilmiyorum ki. Renk değişikliği yapalım arkadaşlar. Pulizm para. Bir renk değişikliği. Düşünüyorum da bir yandan şey, mesela ön arka çizik, onları kapatacağız tekrardan, üstüne siyah boya atacağız. Ön maşayı belki değiştiririz, belki değiştirmeyiz, bilmiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bisikletin üstüne sökeceğim bazı şeyler var. Yani ben şöyle şeyleri sevmiyorum. Gel hadi bak. Burada. Bu herkesin göz zevki. Bana hitap etmiyor, ben bisikleti tutsana. Böyle kral, mıral. Hani sıfır olsa belki bir işler de çok güzelmiş. Bak burada ne diyor? Adrese gerek yok. Eskiler bizi tanır, yeniler örnek alır. Güzel yazı ama çocuksu. Ben bunun altından bir çizik seziyorum. İyi temiz çıktı. Hayret. Belki boyayı kurtarma şansımız var. Ufak tefek çizikleri var. Onları gri bir şeyle yapabiliriz. Bu bisiklet arkadaşlar, onarımını yapacağız, eksiklerini tamamlayacağız. Ondan sonra belki satarız. Satacak olursam da Instagram çakmak aracı hikaye atarım. Ama bana sat 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 demeyin. Satacak olursam ben yazarım. Ön başında bu stickerlardan devamı var maalesef. Onları söküyorum. Ön başı falan full zımpara yapacağız. Ne bak burada da var. Burada ne diyor? Tag Life var. Gel efendim. Tag Life. Tag Life'a gerek yok. Ondan sonra buraya gel bak. Burada böyle böyle gülücük mülücük var. Bunları sökeceğiz. Daha sonra sarı bandı da sökeceğim de buna 3 tane çıkar herhalde. Mert sen bana sökebilir misin? Bırak ben sökeyim, bırak bırak bırak. Ya çekil Mert, çekil çekil bırak. Oturmadan bisiklete bence şu arka sepette böyle bir şey var. Bu ne oğlum? Allah Allah. Ha bu ses bombasının üstüne bir şey yapmıştı bunun adısı. Kamu çıkmıyor lan. Yine mi çıkmıyor? Hah, bu, sen akı sen sök onu. Burada can tunik yazısı var ama artık kaymış. Gitmiş candan bandan hiçbir şey kalmamış geriye. Arka şasi çok kötü. Tekrar zımpara, tekrar yapacağız, bir boya yapacağız. Çok çizilmiş arkası falan. Şasisi güzel bu setin. Şasisi bayağı iyi. Arkadaşlar bir çek efendim. Arkadaşlar bu seti boyamayı düşünmüyor değilim. Boyarsak ön arka siyah kalacak şekilde. Ne renk yapalım? Renk önerilerinizi, önerilerinizi yoruma yazınız. Söktün mü? Arka sene mesela gerçi onda bir şey koltuk bir yazıklanmış. Onun sorunlarını hallederiz. Sonra gel bak bakalım. Burada ne var? Yine burada yine bir kuru kafa moru kafa bir şeyler var burada da. Karan çıkmıyor değil mi çok? Gece çöker günler sonu. Deneyim yok şu.
Allah Allah. 3 yıldır bunun üstüne herhalde bu. Bu bisiklet bir de ahiretten Türkiye'yi gezdi arkadaşlar. Göster. Yapımcısı, yani bu bisikletin öğrendiğime göre, yanlış öğrenmiş olabilir, bana yanlış söylemiş olabilirler. Kazım Akbulut denen bir kişi. Ben normalde böyle yapılı bisikletler aldığımda isimlerini söylüyorum yapımcılarına. Tabii bu bisikletin üstünde birçok kişinin emeği olduğunu duydum. Kayseri'de birçok kişinin el değiştirmiş. Şenem Börse'ye gitmiş, Mustafa Karabat'a gitmiş. Oradan çıkmış, başka bir yere gitmiş. Kime gitmişti? Birine daha gitmişti. Heh, Mehmet'e gitti, SPC'ye. Oradan Aziz'e gitti, Aziz'den bana geldi. Bir şey oldu bu. Değişik bir olay. Sabitleyelim şunu. Tamam, başka bir bisikletle yapacağımız ne var? Mesela bak, gel bak. Buraya bant sarmışlar bak. Yani bunun hiçbir anlamı, hiçbir şeyi yok. Mantığı yok. Bu bandın burada. Her yere de bant, sticker bir şeyler doldurmuşlar. Tabii herkesin zevki biz bilemeyiz. Ama benim zevkim bunlara hitap etmiyor. İlk önce bisikletin her şeyini sökeceğiz. Yani üstüne sevmediğim, istemediğim şeyleri. Daha sonra eklemelerini yapacağız. Bunu sökeriz. Yine videoda uğraşmayalım. Okan Reis bize bunun jantının lastiğini bir değişik baktı. Ne yapayım? Hadi sen onu bana şöyle bir bisiklet alalım. Ben de şu ortada temizleyeceğiz. Ben de sen bisikleti tut biraderim. Abi sen daha önce diğer jantı getirmişsin. Getirdim abi. Bunlar neyin jantı? Tam neyin? Dede. Eski dedemizin sattığımız dedenin jantı. Dede iş şasi olarak satmıştık arkadaşlar. Ayrıca bir önceki videoda şey dedim. Okan'ın bisikletini sattığımızı söylemiştim. Belki orayı kaçırmış olanlar vardı. Neden sattığımız hakkında bizim de hiçbir fikrimiz yok arkadaşlar. Ege geldi garaja, bisikleti gördü, çok sevdi, hoşuna gitti. Satar mısın dedi. Biz daha satmayacağız, bunu söyledik işte. Yani Okan, daha yapacaklarımız vardı bisiklet aslında. Ne oldu birden? Sat işte, ben alayım, sen kendini yenisini yaparsın olaylar olunca. Okan dedi ki, abi dedi, biz yenisini yaparız. Öyle de öyle olmadı. Ne dedi, seni mi bulursun? Öyle o şekilde sattık arkadaşlar. Pişman mıyız? Birazcık evet. Evet. Gördüğümde dayanamadım. Evladım gibiydi. Ya. De gel. Ama daha iyisi geldi. Aynen öyle arkadaşlar. Daha iyisini, daha güzelini. Ondan reis yapacak. Plaka da istek. Ne o? Bisikletin arkası çok yıpranmış ha. Arka şeyler çok kötü bu arada. Yani onları falan hep tamir etmek lazım. Tekrardan bir boya yapmamız lazım. Oh. Mesela böyle bandı kaldırdık. Burası bak böyle gri, siyah bir şey var. Buna gider parlak siyah boyarız kendimiz. Parlak diyeceğiz, parlak. Parlak siyah. Ben de şu. Mesela koltuk borusu uzun. Koltuğu sökebilir miyiz? Evet. Sökelim o zaman. Bir dakika. Mert bir iş yaparken ikinci işe girme yani. Sen söyle. Yine tehlikeli işler bak. Çakmak garaj böyle işte. Bir iş yaparken 10. iş yapacağım. Yapacak bir şey hızlı ve seri olacaksın belki. Ben içinden kimdeyse çok bakımlıymış. Zinciri vesaire her şey yağlı bağlı. Hadi. Vallahi. Öde gel. Bal dökeyelim sana. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi koltuğumuzu kısaltacağız. Dur, böyle yapalım. Mengene yardımı ve dur. Mengene ile sıkıştırıp koltuk borusunu canavar yardımı ile keseceğim. Buradan pıstık yapacağız bunu. Bismillah. Kask. Ha? Kask takmayacağım sana. Hemen 2 dakika keselim. Aslında bu koltuk borusunun bize hiçbir zararı yoktu. Lakin niye orada öyle aşağı saksın? Kötü görüntü yaratsın.
böyle ufak ayrıntılar bisikletinizin değerini yükseltebilir. Daha göze hitap edebilir. Bakalım şimdi bu aşağı arayacak mı? Herkese daha... Bir dakika aşağı çıkartın. Aşağı çıkıyor, dur. İp bir karış daha keseceğiz. Efe gel. Bu kadar yeter mi? Burada böyle yapalım ki. Bu nasıl yapacağız ya? Sıkıştıramam ben yine. Böyle yapsak ha. Oynamaz. Bismillah. Evde denemeyiz. Böyle kendinizde ben canavar kullanırım, onu yaparım, bunu ederim. Havalarına girmeyin, tehlikeli. Maazallah bacağınızı, uzun uzun kolunuzu koparacaksınız. Evet, çakma tarzı bir iki gün de hissettim. Bak, oldu şimdi. Aşağıdan borusu çıkmıyor. Buradaki kötü görüntü gitti. Burada. He? Orada aynı. Bu ses çok güzel yapıyor ama bir renk değişikliği konusunda kararsızım işte. Bir renk değişikliği olur mu, yapalım mı, ne yapalım bilmiyorum. Çekidemirimiz var, onu da takıyoruz. Olmuyor ki, neyse. Takamıyoruz mu? Evet. Sığmıyor değil mi? Tahmin etmiştim çünkü neden dersen ön tarafa takalım diyorum. Kalın yanaklı bence bu bisiklete yakışmayacak gibi geliyor. Bence çok güzel olacak diyor. Bence çok güzel oldu. Siz ne anlarsınız zevkle? Arkadaşlar yorum yazın bakalım. Kalın yanaklı yakıştırma yapalım. Bence kalın uzaktan git bak abi. Bakın. Bak şimdi sele çok yakışmış bisiklete. Yardım et. Bence çok güzel oldu. Hele öyle oldu. Bence oldu. Ya. Oldu mu? Kameradan arkadaşımız da verdi. Bebek gibi oldu. Siz ne anlarsınız? Ne yapalım? Ne demiş Okan Bey? Herkes sürsün bu sefer. Senin o sesi sattığında söylediğin ses çok güzel. Tabii ya. Biz ölenlerden gördük, gidenlerin geri gelmeyeceğini. Tabii. Bak yazın bunun kenara. Ölenlerden öğrendik, gidenlerin gelmeyeceğini. Ekşi Sözlük'te yazıyor bunları. Ben Okan Dayı. Herkes Ramiz, güler, Okan gülmez. Ramiz kardeşlik çoluk. Yarın da bir gider siyah boya alırız, bir de bunun şasiyi ayırırız, bizim para. Ben Ramiz Karayeski'nin yeğeni. Okan Karayeski. Nasıl ama kendime ismimi buldum. Abi bir zahmet olacak yani. Şey? Ben de şöyle içeriye bakayım, başka bir şey takabileceğimiz ne var? Evet arkadaşlar, 72 teller ve kalın yanaklığımızı taktık. Bakın. Böyle mi? Yoksa... Böyle mi arkadaşlar? Kalın yanaklı mı? Yoksa ince yanaklı şey, kalın yanaklı 72 mi yoksa ince yanaklı düz mü? Bilmiyorum, kafam karıştı. Yoruma yazın, vallahi yoruma yazın bakacağım. Kafam çok karışık ama zaten şu anlık jant takmayacağız. Arkayı zımpara boya yapacağız. Ondan söküyoruz. Okan Usta, sökelim. Tut Mert. Abi niye söyledi, az önce çıkıyorduk. Kendim. Amatörü kısaltacaktın sen. Evet. Ama onu kalın yanak ya da ince yanak takacağımız zaman ayarlayacağız değil mi? Evet. He? Evet. Uzun uzun anlatma gibi bir içimde. Bunu tutsana abi bedavada. Değil mi abi? Bitti bu kadar. Orta bir şey de ayırmamız lazım. Bebek doldu doldu. Orta yolda ayırmamız lazım. Ben yaptım.
Git. Ana abi niye böyle kız? Yine hüsran. Lokma seti yanımız olmadığı için. Onu babam almış götürmüş. Bu dişiyi sökemiyoruz. Bunu buradan ayıramıyoruz. Lokma seti olsaydı bunu sökecektik. Bunu buradan ayıracaktık. Hemen zımpara yapacaktık. Yarın da gidip boyasını alıp boyayacaktık. Ama maalesef ki yapamadık. Önü ayırıyoruz. En azından önün zımparasını şeyini yapalım. Bununla babam gelecek 2-3 saat sonra. Videoda onu göstermem belki. Bunu da sökerim, zımparasını atarım. Yarın boyarız. Ondan sonra geriye ufak tefek şeyler kalıyor. Okan da gidin açıyor. Al işte burayı köpek gibi sıkıldı ve sıkıldı. Oğlum oyun oynama ya. Hüseyin abinin motoru gibi olmaz değil mi bu da? Adamın motorunu parçaladılar, bütün granajları söktüler. 20 tane vida çıktı. Geri topladı, 2 tane vida arttı. Hayır, eksik çıktı. Eksik mi çıktı? 2 tane eksik çıktı, pardon. Dedim ama yapma dedim. Ben diyor, sen de toplayabilir misin diyor. Sanki ben motorcuyum. Geldi. Çek onu, çek. Seni var ya. Çekme oğlum, çekme. Şimdi o tarafa. Niye? Tüm basit göçük düzeltme. Onu çıkma videoda böyle mal mal durma bak iyi. Cekler abi Emre abi zorla tutuyoruz videoda. Bu asıl sen de gelelim. Söylesene Okan ne alaka yani. İlk defa Okan, Okan da Okan yani. Oğlum ya sen ayı var. İlk başta, ilk başta. Ne diyeyim birader Allah için babam yanımda ne diyeyim. Karım motor bozuldu yolda kaldım be. Çıkamayayım evden de motor bozuldu. O zaman deyip Okan git ya da ben de geleyim seninle. Ulan babam yanında motor bozuldu desem daha motorun yanına inmemişim, arabanın içindeyiz. Tam seni arayacaktım tamam mı? Okan gel dedim. Ondan niye sonra... Niye zaten? Niye Okan arıyorsun? Hayır abi oğlum. Abi sen dedim ya Enver abi. Enver abiye dedim. Berk abi arayın. İlk daha ilk beni tamam, arayacak. Tamam dinle dinle muhabbeti dinle. Dur bırak sen. Bunu aradım bileler. Sen de ne konuşuyorsun? Kıpçak efendim. Bunu aradım tamam mı? Gelsin diyorum tamam. Baktım bu gelmiyor. Ondan sonra bu dedi işim var. Berk abinin bir şeyini topluyorum. Bir şey dedi. Bisiklet mi topluyorum dedi. Evet. Berk abi bırakmayın. Ondan sonra sen açınca bileler. Sana diyecektim ki belki sen gel, bir baktım sen başladın. Birader babam gelecek, hiçbir iş yapamadım bak. Ne var söyle. Kanka 5 dakikada gel de sen gel de bana in de Okan diyorsun. Sen ben al abi. Ha zaman trafik hayalleri gitti. Yo 20.000 lira para cebimde oğlum, ne gitti sen lan. Evet abi. Sadece 2.000 lira mı çektin? Hadi gel. Ya hadi biraz. Param aptal olur sonra editte uğraştırmayın beni. Evet bisiklet bu halde şu an. Bunu da sökecek iyi olacaktı da. Babam bakması kıvamda. Ya niye küfür ediyorsun? O etti. Ulan para yok. Bir şey yok. Ha. Bak ortaya para atıyorsun değil mi? Yani bir şey yok baba. Para atıyorsun değil mi? Hayır baba. Medal sandım. Bırakır mısın dur, o medale layık? Millet şimdi sahte diyecek ya. De bu para bak. Arkadaşlar paranın benimle bir alakası yok. Sana demeyin. Pardon. Yalan söylüyor arkadaşlar. video başına 2000 lira aldığım için bir aylığımı aldım şu an Berk'ten. Çek abi, beni çek çek. Abi gel. Berk çakmaktan ayrılma almış bulunmakta. Şimdi sahte be. Diyecekler ona tam oluyor. O birader. Çıkar bir tane şuradan. Baba yürü. Dur yavaşça çıkart da hani. Yırtılmasın şu an. Çok şey biliyor musun yırtılır. Al bir 200'lük çıkar bir de 20'lik çıkar. 5 dakika sonra Enver abi babam arıyor para istiyor. Yok baba telefon var mı kapat. Atatürk gözüküyor mu odakla? Al bir de 20'lik de dene. Abi bir 10 lira ateşlisin yani. Siktir kuş. Al. Babası var ya parayı getiren ver param al nerede? Hangi bankası verdin mi sormuştun? Efendim Aziz. Aziz Deniz arıyor Moda'da. Tamam. Hadi bir daha götür onları. Çöpler. Nasıl kargolayım? Dur nasıl kargolayım? Çöp atıyorsan bana ver. Çöp atıyorsan bana ver. Yürü git ne çöp atacağım.
Arkadaşlar gel gel. Bir koyarsam bir kargo parası fazla tutar. Berk abi bilgisayın o şasiyi ben istiyorum, bana vermiyor. Ben onu var ya toplayacaktım, vermiyor. Vermiyor bana. Bunu değiştireyim. Yorumlara yazın bak, şasiyi Okan'a sattım. Çok göçük oluyor diyor. Doğru söylüyor. Eğer yazarsanız size bir hediyem var. Yazmazsanız kalbimizi kırar. Baba ne yap biliyor musun? Linç diyorlar sana. Ne linci ya, sattım kardeşim. İsterim satarım. Yorumlara linç değil bak, mi? Bak ne yap biliyor musun? Beni dinle. Beni kartonla izliyor ya. Kartonla şasiyi. Benim var ya bak yorumlarda ne yaptım. İzle izle. Enver de şasi al ya. O da giriyor size. He? Senin parayı şimdi yollayayım mı? At bana ben şimdi yollayayım. Neden para bu? Tamam hadi. Şu diski de çekelim. Tamam birader yolla, fark etmiyor. Abi yorumlarda herkes yazacak. Tamam hadi. Nasıl şasi? 20 bin lirayı bile de bisiklete basacağım. Koyacağım 20 bin liraya ortaya. Evet, akşam nereye gidiyorsun? Bisikleti yapacağız. Nereye bu akşam? Ben yarın notere gidiyorum oğlum. Sen ne şey yapıyorsun? Yürü git lan. Vallahi yarın notere gidiyorum. Allah kurtarsın be. Bugün de motoru kaldıracağız. Niye? Basık istedim. Kalk istedim. Driftte kadar. Ana. Çocuk niye salak bir şey yapar? Fındıklarda vereceğim oğlum ya. Ellalara. Roleyi aldık. Baba. Roleyi aldık. Roleyi boş ver de bizim bu ellalara bir... Ay ben daha bir de küçükleri tak işte. Çalışmıyor ki. Aha bak bu var burada. Ne olduk? Şşş. Bakalım şunu da sök bana da. Şöyle maşaya ayıralım artık. Merhaba. Alalım. Başka neymiş kaldı bunlar? Ben de bisiklet topluyorum ha. Aynen. Yapım hastalık bir balık şase. Kaliferden sökecekmiş. Hastalık bir balık şase geliyor. Hayır yakında. Ya. Çıkar buradan. Oğlum çıkarsana buradan. Ya biz sizin kafanız mı güzel? Dalga mı şaka mı yapıyorsunuz ya? Gülsünüz. Bu da kalifer diye ben de korktum. Ulan benim MTB'deki gibi işte bu. Sökün onu çıkar buradan şimdi. Tamam işte abi ben... Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun Okan? Siz niye beni kurdunuz? Birader ben fakir olduğum için ben benim Bitwin... Neydi lan 527 değil mi o? Bitwin 520 vardı. Bitwin ha. 520 vardı. Baltaları bitmişti ama hala değiştirmedim. Fakirliğin gözüküyor olsun. Ama cebine şimdi yeni bir elde edeceğim. O zaman da bulmuş ama. Ben tamam. Dilek harbiden dilek benim yaylara alak gerek hadi. Hadi. Şaka yapmıştım. Gitmeyelim. Ya Allah. Benim elemanım ama benim. Abi ben gidelim bir şarkı. Ama bekle, motoru ben sürerim. Tamam hadi. Tamam yemin et. Al anahtarı üstüne. Ellerini yıka, ellerini. İki dakika ya, şey, Allah aşkına gel gel. İki dakika gireyim. Şurada, şurada. Emek, emek. Emek, hadi. Emek baba. Cebimde 20 bin lira var ellerim. Yeri git ya. Gel abi gel. Bir tabi git, lanet olsun. Oğlum motoru daha hiç çalışmadım. Aha akıyor. Ya baba sen çene. Baba o çocuğun cenabı. Ama kapat, lambaları kapat be. Motor bugün hiç çalışmıyor. Bozuk bozuk bozuk. Yapılı makine. Abi geriye kayacağız sen. Geriye kalın. Şuraya ben. Bilemez Allah. Beklemedin. Gaz verme bak, gaz verme. Versene çaldı. Çok soğudum. Başlara bak tekrar. Bir tane arkadaşımız Instagram'dan demiş ki abi tuvalete giderken bile bize video çek paylaş. Belki videomuzun içeriği güzel olmadı. Belki beğenmediğiniz kısımlar oldu veya izlerken sıkıldınız. Olabilir. Her videoyu beğeneceksiniz, her videoyu sonuna kadar izleyeceksiniz diye bir şey isteyenize listemek izlemez. Görmüş olduğunuz gibi parçalım. Arkayı da ben sökeceğim. Ondan sonra arkayı full zımpara atacağız. Tekrardan siyah boyayacağız. Arka çünkü çok çizik hataları var. Ön başımız burada. Ondan sonra hani ilk daha başta söylemiştim. Burası böyle... Ve olmaz yani bunlar. Bana kötü geliyor. Buraya zımpara, bunu buradan boyarız böyle. Hani düzgün bir şey yaparız. Bisikleti düzgün bir şekilde toplayacağız, edeceğiz tekrardan. Belki şimdi yapımcısı, eski yapımcısı, yani önceki kişiler der ki bunlar sorunlu dedi ya da başkası der. Abi ne olacak bundan, kötü görüntüsü var da ne olacak der de. Ben sevmiyorum. Öyle. Şunu kapaklarını da alalım. Ben bunları yakacağım. Tekrardan zımparasını atacağız. Ne yapalım şimdi?
Ne yapalım? Bak kese bu. Okan da gitti, yapacak bir şey diyor şimdi. Heh, şaseyi boyayalım mı arkadaşlar? Yorum onu yazın. Ana, suluk takmayarı var. Suluğumuz da var bizim Nikelaş. Takarız sulukta. Çok güzel olur valla. Suluk takarız. Yakışmaz mı ya suluk? Yakışmaz. Medalle falan suluk takmayı yok nedense ama bir yerlerde var. Tahminen kaç dakika oldu ilk baştaki çektiğim videoları hesaba katarsak? 18-20. Hı, tamam. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeceğim size. Bak bölümün içine led döşedin. Bunu çok soruyorsunuz Instagram'dan. Abi nasıl içine led döşedin, nasıl yaptın diye. Gel bak, diğer tarafa döşemedim daha bilerek, nasıl duracağını bilmediğim için. Bu tarafa döşerken size bir sonraki videoda veya bir şeyde başında göstereceğim hemen. Hani videonun içeriği belki medeli topluyoruz olacak ama videonun içeriğinde bu olacak. Yani videoların başlıklarına göre değil, içindeki şeylere göre izleyin. Başka motora sinyal taktık arkasına. Bakın. Görelim. Sinyallerimiz nasıl olmuş? Onları görelim. Ne diyorsun Ate, sinyaller güzel olmuş mu? Sen de gitme görelim. Çok güzel olmuş. Vallahi çok güzel oldu. Bir ön tarafa da olacak olur ya. Ön tarafa farklı bir şey olacak tabii. Neyse. Şimdi 72 tellerle şeyler arasında kıyaslamada kaldık. Onu Instagram'a atacağım, anket yapacağım. Ona bakacağız. Daha sonra bu seti yapacağımız birkaç şeyler daha var. İşte makam takacağız. Çekidemiri var, onları falan takacağız. Belki elcikleri değiştiriyoruz. Bir şeyler yaparız. Yerler geri bunlar. Tamam şimdi. Çekme baba, çekme. Yaptınız. Enver'in motoruna satılıyor arkadaşlar. Yarın motor geliyor değil mi? Ben motor 3 ayda satıyorum diyorsun. Kesin satıyorum bak. Bu yılda ben bir sefer atıyorum. Oğlum yaylığı ne takıyorum? Ben alıyorum ben de. Bugün olmazsa da yarın garanti olur. Ay yarın olmazsa da ondan sonra bir garanti. Benim sıkıntım ne? Babamı notere getirebilmek. Hmm. Zeki abi gel sen de yerin ısmarını da götür notere. Enver sen bana sinyal getirecektin. Evde. Enver. Ooo yetmişler. Enver. O koruma demirini buradan al. Aa sattım ben onu. Bugün sattım koruma demirini. Ne kadar? İnanamazsın. Bitti. 80 liraya sattım. Abi de şahit. Bak şöyle. Sattım. Daha sonra bak. Bu lan gidiyor lan, tostu gidiyor. Ya tostu ile başlatmışım, gitsin. Arkadaşlar. Baba motoruna sakın bir daha şey demeyin, kafanızı kırarım. Bak, yemin ediyorum size onu bize anahtarla döverim. Niye? Bu motoru 3 kez satıyordum, 3 kez elim vedalaştınız. Hepsinde de iptal oldu, sizi parçalarım. Sahte vedalaşma yapayım. Neyse. Bunu bana versene. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Ara vlog tarzı bir video oldu. Bu seti aldığımı sizlere göstermek istedim ve neler yapacağım hakkında bilgi vermek istedim. Böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hadi sağlıklı ya. Mutlu günler. Koronasız günler deriz. Takip etmeyi, like özellikle atmayı unutmayın. Aynen, like de atın. Ben çok bir şey demek istiyorum özel yani. Beyler, Berk abi yorumlara söyleyin. Bu şaseyi bana satsın. Çok güzel olacak bak, ben yapacağım. Yapmasın, tamam mı? Yorumları yazın. Tamam. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.